<laughs> <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecba'in Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Bugün 4 Ekim 2019 şu anda memleketimiz olan Denizli Yatağan annemin evinden ilk defa canlı yayın yapıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur diyoruz. İnşallah bundan sonraki yayınımız haftaya inşallah ölmezse alırsak Konya. Ondan sonraki haftada da Fransa'dan olacağını ümit ediyoruz. Gerçi e, nereden yayın yaptığımız önemli olmuyor bugünkü teknolojide. Allah'ımıza hamdolsun öyle imkanlar vermiş ki bu devirde. Bu nimetlerden istifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Hani biz Müslümanları yok gericiydi falan da falan da de çok suçladılar. Ama şimdi teknolojiyi kullanmakta onlar bizlerden çok geri kaldılar. Biz inşallah teknolojiyi Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve hiç kimsenin minneti altında kalmadan Allah'ın bir nimeti olarak onlardan istifade ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bütün bu teknoloji harikaları, televizyon olsun, telefon olsun, uçak olsun, her ne aklınıza gelirse hepsi Allah'ın nimetidir. Allah dilemeseydi o nimetler bize gelmezdi. Biz böyle inanıyoruz. Dolayısıyla e, bu nimetlerin bize gelmesinde tabii ki özellikle kafirler çok çalışıyorlar ve e, bu Allah'ın bize lütfettiğini nimetlerin bize ulaşmasında vesile oluyorlar. Vesilelik hakkını da efendim alıyorlar. Yani bunlar yaptıklarının karşılığında ücretlerini aldıklarından bizim onlara karşı herhangi bir minnet duygumuz yoktur. Biz bu teknolojiyi Allah'ın bir nimeti olarak gördüğümüzden Allah'a şükrediyoruz. Ve biliyoruz ki Allah dilemese bu nimetler bize gelmez. Aynen şey gibidir. Ağaçlar gibidir arkadaşlar. Şimdi ağaçları biliyorsunuz. Allah'ın nimetinin bize gelmesinde onlar vesiledir. Vesiledir. Şu anda bizi izleyen arkadaşlar bayağı oldukça var, görüyorum varlar. Ali Altıntaş amca oğlumuz Aydın'dan Aynur Tokgöz Hadimli izliyor kardeşimiz. Diğer arkadaşlar Sinan Çakır. Aleyküm selam kardeşim. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani e, konumuz muhabbettir ya. E, sohbet de aynı zamanda bir muhabbetin şeklidir. Hani iki insan bir araya gelirler. Gel şurada bir çay içip muhabbet edelim der. Bizim toplumumuz muhabbet toplumudur. E, dolayısıyla biz sohbet etmeyi bile bir muhabbet olarak algılamışızdır. Bugünkü konumuz da muhabbettir. Muhabbet e, bugünkü tabiriyle sevmek ve hemen arkasından sevilmek geliyor. Cenab-ı Hak biz insanları evet, aynen hocam kaç kişi ilhamı bu ve benzeri teknoloji keşfetti elhamdülillah. Yani biz teknolojiyi Allah'ın nimeti olarak görüyoruz. O dilemeseydi bu nimetler bize gelmezdi. O vermeyi murat ettiği zaman o konuda çalışanlara ilham ediyor, vesileler kılıyor ve şekilde o teknoloji bulunuyor ve insanların istifadesine sunuluyor. Dolayısıyla biz onlara ücretlerini veriyoruz ama Allah'a hamd ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü konumuz muhabbet. Muhabbet sevmek duygusu biliyorsunuz. İnsanın hayatında, toplum hayatında bizi son derece etkileyen bir duygumuzdur. Yani nasıl insan dünyaya gelirken Allah ona göz veriyor, kulak veriyor, el veriyor, ayak veriyor ise Hatta bir telefon geldi, İnşallah telefonlar gelmesin çünkü bozuyor şeyimizi, konsantremizi bozuyor. Dolayısıyla şimdi tekrar söylüyorum, e şimdi insanı dünyaya gönderirken nasıl göz, kulak, el, ayak gibi cihazlar veriyorsa, e ki onlar olmasa biliyorsunuz biz hayatta perişan oluruz, gözümüz görmese ne kadar perişan oluruz, aynı onun gibi. Görünmeyen duygular da var ama etkisi görünüyor. Korku bir duygudur mesela. Allah insana bir korkma duygusu vermiştir. E korkmak bazen biliyorsunuz korku duygusu insanlara hayatı zehir ediyor. Her şeyden korkuyor mesela. Halbuki Allah insana korku duygusunu hayatı zehir etsin diye vermiyor. Belki hayatını korusun diye veriyor. Arkadaşlar bunun gibi e, biz insanlarda toplum hayatımızı ve bizi, ailemizi çok etkileyen bir duyguda muhabbet duygusu, sevme duygusu var bizde. Yani Cenab-ı Hak insanın e, kalbine aleyküm selam kardeşim. Şimdi İsa komşuoğlu Konya'dan arıyor. Ee, arkadaşlar Allah insanı yaratırken çok tabii bin bir çeşit duyguyla donatmış. Bunlardan birisi ve en önemliden birisi sevme duygusu. Hepimizde sevme duygusu var. Dolayısıyla biz seveceğiz. Sevmekten kurtulamayız. Ve bugün bizim hayatımızda sevmenin ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Toplum hayatında görebilirsiniz. Aile hayatında görebilirsiniz. Mesela biz neleri seviyoruz? Efendim hanımı seviyoruz. Oğlumuzu seviyoruz. Kızımızı seviyoruz. Ailemizi seviyor. Bakın ben yüzlerce kilometre yol kat ettim. Geldim. Annemin kardeşlerimi ziyaret için. Yeğenlerimi ziyaret için. Bu sevgi Arkadaş bir telefon geliyordu onun için bir kesilme oluyor onun için kusura bakmayın. Şimdi bu insanın kalbine sevgi konulduğu için bu insan sevecek. Sevmekten kurtulamaz. Ve nitekim görüyorsunuz seviyor. Seviyoruz. Ancak bu sevgi dediğim gibi nasıl her şeyden korkarsan hayat zehir oluyor. Halbuki insana Allah korku duygusunu hayatı zehir olsun diye vermiyor. Onun hayatının korusun diye veriyor. Bu sevme duygusu da insana hayatı güzelleştirsin, mutlu olsun efendim. Her Arkadaşlar kusura bakmayın. Bazı yayınlar kesintiler oluyor tahmin ediyorum. Oluyor mu orada kesinti? Tamam. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bize sevme duygusunu vermiş. E sevme duygusunun kendisi de sevilmeye layık bir duygudur. Mesela şöyle diyelim. Mesela iki insan birbirlerini seviyorlar. Onların o hali de sevilmeye müstahak, e, sevilmesiye uygundur. Yani iki kişi birbirini seviyorsa diğer insanlar da onlara baktıkları zaman onları severler. Çünkü o duygu mesela iki kişi kavga ederse onları hali çirkindir, sevilmez. Ama birbirine muhabbet ediyorsa o insanlar o hali de sevilmeye uygundur. Dolayısıyla sevme duygumuz vardır. Yani biz şimdi neyi seviyoruz? E dediğim gibi, hanımı seviyoruz, evi seviyoruz, eşyamızı seviyoruz, arabamızı seviyoruz, köyümüzü seviyoruz, dağımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, insanlığı seviyoruz, her şeyi seviyoruz. Peki biz bu kadar çok şeyi sevdiğimiz zaman kalbimizde o muhabbet duygusu azalıyor mu? Yani bir sevilecek şey daha karşımıza çıktığı zaman ya ben de sevgi duygusu bitti. Artık seni sevmem diyor musunuz? Demiyorsunuz. Neden demiyorsunuz? Çünkü sizin kalbinizdeki sevme duygusu, sevme duygusu sonsuz. Yani siz, yani siz o kadar sevgi duygusu, sevme duygusuna sahipsiniz ki bütün dünyayı içindekileriyle beraber sevseniz bu duygu tükenmiyor. Siz ala hal seveceksiniz. Bu sevmeden kurtulamıyorsunuz. Nasıl ben şimdi yüzlerce kilometre yol kat edip geliyorum ...annemde, kardeşlerimde onları görmek için, sevmek için, sevdiğimden dolayı. Mesela yazın görüyorsunuz yüz binlerce Avrupalı Türkiye'ye akıyor. Niçin akıyor arkadaşlar? Niçin akıyor? Sevdikleriyle beraber olabilmek için. Ülkesini seviyor, akrabalarını seviyor, köyünü, kasabasını seviyor. O sevdiği şeyleri görmek istiyor, onlarla beraber olmak istiyor. Veya mesela bir kişi kalkmış, efendim buradan diyelim ki denizden kalkıyor. Kars'a Erzurum'a gidiyor. Niye? Sevdiği bir arkadaşını görmek için. Bakın sevgi duygusu toplumları harekete getiriyor. Mesela bir erkek bir kadını seviyor, bir kızı seviyor. E alacak parası yoktur. Yani eskiden gurbete gitme diye bir şey vardı. Gurbete gider, yıllarca oralarda sıkıntılar çeker, para biriktirir. Evet, Kamil Köprü mahallemizde konuşma yaptığınız Evet şu anda Kamil Köprü bizim kasabamızın da muhtarıdır. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şimdi arkadaşım yani şimdi sevmek duygusu o kadar fedakarlık yaptırıyor ki yıllarca gurbette eziyet çekiyor, sıkıntılar çekiyor, para bitiyor. Sırf sevgisine, sevgisine kavuşsun diye. Yüz binlerce Avrupalı Türkiye'ye geliyor sırf sevdiklerine görüşmek. Bakın sevmek duygusu toplumda o kadar harekete sebep oluyor ki ade o sevgi toplumu harekete geçiriyor. Yani bu duygu basit bir duygu değil. Bizi çok etkileyen, devamlı olarak etkisinde olmaz ve onun etkisiyle hareket ettiğimiz bir duygumuzdur. Dolayısıyla bu sevmek nasıl olması gerekiyor? İstikameti sevmek nasıldır? Bugünkü konumuz budur. Niye? Çünkü eğer biz, bak bu sevmeyi mutlaka seveceğiz. Bu kesin. Eğer istikameti sevmeyi bilmezsek sevgi başımıza bela oluyor. Hani şarkı sözlerinde bunlar çok geçer. Hani aşk şiirleri falan onlar da çok geçiyor. Ne diyor? Kişi yemin ettim sevmemeye. Neden öyle diyor? Çünkü sevdiği zaman o sevdiğinden ya bir karşılık görmüyor yahut o sevdiği şeyden ayrılmak zorunda kalıyor. Ya o sevdiğine hiç kavuşamıyor, yahut kavuşuyor ayrılmak zorunda kalıyor, yahut o sevdiğinin başına bir bela, musibet, hastalık geliyor. Dolayısıyla bu muhabbet bu adamın hayatını zehir ediyor. Bugün toplumda çok kişilerin Hayata küsmesinin sebebi bu sevme duygusunu yanlış kullanmalarından oluyor arkadaşlar. Bak elimizde sevme duygusu var, mutlaka kullanacağız. Her insan böyle. Peki eğer doğru kullanmazsak başımıza bela oluyor. Öyleyse biz bu sevgi duygusunu, sevme duygusunu, muhabbet kabiliyetimizi doğru kullanmasını bilmek zorundayız. Biz neyi seviyoruz? Neden seviyoruz bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bir genç bir kıza aşık oldu. Sevdi. Aşık oldu. Neden sevdi? Efendim çok güzel. Peki aynı kızı 50 sene sonra görsek o güzellik onda yok. Var mı? Yok. Peki o zaman bu güzellik nereye gitti? Ben güzelliği seviyordum. Değil mi? Adam güzelliği seviyordu. Ama güzellik ondan gitti. Güzellik onun malı değildi ki. Kardeşim insan üç şeyden dolayı sever. Üç şeyden dolayı sever. Bir, güzellikten dolayı. Güzelliği sever. İnsan cemal perestir arkadaşlar. İnsan cemal Hepimiz böyle. yalana dolana gerek yok. Biz güzeli severiz. Tabii güzel deyince illa kadın kızı anlamayalım. Biz alemdeki güzel manzaraları da severiz. Güzel bir çiçeği de severiz. Biz güzel bir manzarayı, gölü, denizi, dağı, aklına ne gelirse. Biz cemal perestizdir. Yani Cenab-ı bizi Cemali, yani güzellikleri sevecek şekilde yaratmışız. Biz cemali severiz. Ha. Demek ki sevmemizin sebeplerinden birisi güzelliktir. Peki soruyorum, hangi güzellik o kişiye aittir? Tamam güzelliği gördük. Alemdeki güzellikleri gördük. Hayvanlarda gördük, çiçeklerde gördük, insanda gördük, kadınlarda gördük. Peki, bu güzellik onların mıdır? Hayır, hayır. Onların kendi malı değil ki. Dedim ya elli sene sonra baktığın zaman onda yok o. Nereye gitti? Kendi malı olsa hiçbir yere gitmezdi. A, demek ki o güzellikler onların malı değil. Ama biz sevmemizin sebebi cemaldir. Yani güzelliklerdir. Biz güzelliği severiz. İki, kemali severiz. Mükemmel olan şeyleri biz severiz. Mesela bir güzel, bir diyelim ki güreşçi var. Mükemmel, herkesi yıkıyor falan... Biz o güreşçiyi sever. Hatta sadece adını duyduğumuz insanlar vardır. Yapmış oldukları o güzel hareketleri duyduğumuzdan dolayı onları severiz. Kemali severiz. Mükemmel olan şeyleri severiz. Üçüncüsü ihsanı severiz. İhsanı. Hatta şunu demişler. <laughs> el insanu abidül ihsan demişler. Yani insan ihsanın kölesidir demişler. Yani birisi bize ikramda bulunursa, yedirse, içirse, iyilikte bulunsa vesaire ne olur? Biz o kişiye karşı muhabbet ederiz. Arkadaşlar yeri gelmişken hemen şu konuyu söyleyeceğim. Bugün bizim toplumda muhabbet çok azalmıştır. Muhabbet çok azalmıştır. Sebebi nedir? Sevmeye uygun olan işlerin yapılmamasıdır. Çünkü sevmek otomatiğe bağlı bir iştir. Bak güzel oldu mu otomatik seviyorsun. Mükemmeli otomatik seviyorsun. Bir de sana iyilikte bulunanı seviyorsun otomatiktir. Yani kalpteki muhabbet lafla olmaz. Hani diyor ki arkadaşlar birbirimizi severim. Severim demeye sevilmez ki. Şimdi her gün sana söven bir adama, her gün sana hakaret eden bir adamı, sana ihanet eden bir adamı sevebilir misin? E, sevemezsin tabii bu ya bu kalbe uygun değil zaten. Yani sevmek kalbe ait bir duygudur ve otomatiktir. Onun için Peygamberimiz ne diyor? Birbirinizi sevin diyor. Ve yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey size öğreteyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Bak bir fiil ortaya koyuyor. Yani bir hareket güzel olan sevgiyi artırıcı bir hareket gösteriyor ki bize. <laughs> o hareketi yaptığımız zaman kalp otomatik seviyor. Sen yolda giderken birisi sana selam verdiği zaman memnun oluyorsun. E o zaman sen de selam ver. Ve böylece toplumda muhabbet artsın. Evet. Dolayısıyla. Tabi sadece selam değil o bir örnektir hadis-i Mesela birbirisine sen çay ısmarladın, kahve ısmarladın, yedirdin, içirdin ne oluyor? İyilik yaptın, ihtiyaç oldu verdin. Muhabbete vesile oluyor. Demek ki bugün bizim toplumda muhabbetin azalmasının sebebi, yok denecek kadar azalmasının sebebi biz birbirimize karşı sevmeyi getirecek hareketleri terk ettik. Sen her gün adamın aleyhinde konuşursan, gördüğün zaman selam vermezsen, bir ihtiyacın olan ihtiyacın gidermesen, sevgi kalır mı kardeşim? İşte bugün toplumu bu hale getirdiler. Bize düşen şu. Sevgiyi artıracak hareketler yapalım. Sevme otomatik olarak devreye giriyor. Evet. Şimdi tekrar dönüyorum. Demek ki biz üç şey için seviyoruz. Bir, güzeli seviyoruz. Manzara da olsa, çiçek de olsa, kadın da olsa. İki, mükemmel olan şeyleri seviyoruz. Üç, ihsanı seviyoruz. Şimdi... Alemde akıl almaz güzellikler var mı arkadaşlar? Alemde akıl almaz güzellikler var. Bak biz biraz da çok da dolaşıyorum görüyorum. O kadar güzel manzaralar, o kadar güzel ağaçlar, o kadar güzel tabii insanlar da. <laughs> Zaten yarım arada bir Evet yani alem güzellik üzerine kurulmuş. Her taraf son derece kışın manzara güzel, yazın ayrı güzel. Denizler ayrı güzel, dağlar ayrı güzel. Biz de cemalperestiz ya, güzelliği seviyoruz ya. İşte biz bu güzelliklerden dolayı doğrudan doğruya o güzel şeyleri sevmemiz yanlış olur. Biz yanlış yaptığımız zaman dünya bize, hani o sevme duygusu bize başımıza bela oluyor. Yanlış sevdiğimiz zaman. Dolayısıyla biz bugün inşallah doğru sevmek nasıl olacak onu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi alem güzelliklerle dolu ve biz de cemal perestiz ve cemali seviyoruz. Fakat biz biliyoruz ki bu alemdeki güzelliklerin hiçbirisi o şeylere ait değil. Çünkü o güzellikler onlardan bir müddet sonra alınıyor. İşte eğer biz o şeyi doğrudan doğruya seversek, halbuki o güzellik ona ait değildi, bir müddet sonra ondan alınıyor. Dolayısıyla biz onu kaybetmekten dolayı vaveyla ediyoruz. Veya o sevdiğimiz şeye kavuşamıyoruz. Kavuşuyoruz, ayrılmak zorunda kalıyoruz. Bu gibi meselelerden dolayı, mesela bu tabi basit bir şey değil. Evet, Geylani sevdası, selamun aleyküm hocam. Muhabbetin sevginin doğru ve içten olmadığı nasıl? Oraya da geleceğiz. Onu bir defa sonra, konuyu bir toparlayalım inşallah. Şimdi, alemde, dediğim gibi biz Cemal cemalperestiz, alemde de müthiş güzellikler var. O güzellikler ayna gibi. Yani bir şey aynadır. Hani bir güzel birisi aynanın karşısında dursa ne oluyor? Aynada bir güzellik görünüyor. Sen zannediyorsun bu ayna güzeldir. Hayır, aynanın karşısındaki güzelin görüntüsü var orada. Bu güzellik aynaya ait değil. İşte sen güzellik aynada görünüyor diye aynayı sevmeye kalkarsan bir müddet sonra o güzellik o aynaya ait olmadığından aynadan ayrılır, ayna kalır. Sen o güzeli kaybetmekten dolayı <laughs> perişan olursun. Veya o sevdiğin şey başına bir bela gelir. tamam sevdin, evlendin bir e, hasta oldu, öldü, yandım yandım öm hayata küsüyorsun. Bunlar basit şeyler değil. Dolayısıyla kardeşim, o sevdiğiniz şeylerden bu şekilde <laughs> geleceğim. Bu şekilde olumsuz etkilenmemek için bizim doğru sevmeyi, kimi sevmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi birinci söyleyeceğimiz bu. Cemali seviyoruz. Güzellikleri seviyoruz. Alem de güzelliklerle dolu. Bu güzelliklerin tamamen, tamamen Cenab-ı Hakk'ın Cemil isminin tecellisi olduğunu, bu güzelliklerin hiçbirisinin o şeylere ait olmadığını zaten gözümüzde görüyoruz. Onlara ait olmadığını, bir müddet sonra onların elinden de alınacaklarını, yeniden yerine gelenlere verileceklerini biliyoruz. Öyleyse biz madem ki güzelliği seviyoruz, güzeli seviyoruz, Güzel olan bu şeyler değil. O şeyler aynadır. Meraya-i diye geçer bunlar. O aynalarda Cenab-ı Hakk'ın Cemil isminin güzelliği görünüyor. Öyleyse sen bu aynalara değil, bu aynada görünen güzelliği seviyorsun. O güzellikte Cenab-ı Hakk'a ait olduğu için sen kimi sevmen gerekiyor? Cenab-ı Hakk'ı sevmen gerekiyor. Arkadaşlar şimdi Cenab-ı Hak bizim kalbimize sonsuz bir muhabbet koymuş. Ne için koymuş? Kendisini severim diye. Onu severim diye. Bütün bu güzellikler ona ait, kimseye ait değil. Bir tek şeyin kendine mas güzelliği yoktur. Orada görülen güzellik Cenab-ı Hakk'a ait bir güzelliktir. Madem ki sen güzelliği seviyorsun, güzelliğe aşıksın. O zaman güzel olan Cenab-ı Hak, Cemil isminin sahibi, seveceğin zat Cenab-ı Hak'tır. Peki Cenab-ı Hak sana bu sonsuz sevgiyi niye vermiş? Kendisini sev, onu sev diye vermiş. İşte sen onu sevmez de. Gider bir kadına aşık olursan direkt olarak. arabanı seversin, evini seversin. Bu kalbe böyle bir muhabbeti koyman yasaktır. Eğer sen, eğer sen bir şeyi böyle seversen doğrudan doğruya o sanki güzelmiş gibi Cenab-ı Hak bundan razı olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak o muhabbeti kendisini sevmek için vermiş. Sen de gittin başka şeye kullandın. Tokadı yersin. Aşıklar neden ağlıyor? Aşıklar neden ağlar? E bundan ağlar işte. Hep aşıklar gene de ağlar. Şi şiirlere bakın. O ağlamanın yazıya dökülmüş şeklidir şiirler. Ağlamasının sebebi nedir? İşte o yanlış sevgidir. Cenab-ı Hak insanın kalbine sonsuz bir sevme kabiliyeti vermiş. Bu sevgiyle kendi onu sevmen gerekiyor. Çünkü bütün güzellikler onun, bütün kemalat onun, bütün ihsan onun. Sen onu değil de <laughs> mahlukatı seversen <laughs> yanlış etmiş olursun. Dolayısıyla tokat da o sevdiğin şeyden gelir. Ekser, Sıddık Çakıroğlu ilk defa herhalde bizi izliyor, tahmin ediyorum Antep'ten. Yani bizim güzel bir arkadaşımızdır, aynı zamanda akrabamızdır. Çok ortak yönlerimiz olan bir arkadaşımızdır. Tahmin ediyorum şu anda emekli olmuş. Arkadaşlar şu anda yorumlara bakamıyorum. E, konuyu bir toparlayayım, ondan sonra döneceğim inşallah. Şimdi demek ki biz Cemal Perestiz insanoğlu. Güzelliği seviyoruz alemdeki ve insandaki bütün güzellikler aslında Cenab-ı Hakk'ın Cemil isminin tecellisi olduğundan biz onu onlara bakarak Cemal e, Cenab-ı Hakk'ı sevmemiz gerekirken doğrudan doğruya seversek o şeyleri o şeylerin eliyle tokat yiyoruz. Tokat Cenab-ı Hak razı olmuyor. Sen onun sevmene razı olmuyor. Razı olmayınca o şeyin eliyle tokat atıyor. Mesela ne oluyor? Arabanı seviyorsun. Arabanın başına ya kaza geliyor ya bir, bir şey geliyor. Araba ...gümbürtüye gidiyor. Evladını seviyorsun... ...evladın elinde tokat yiyorsun. Efendim, evini seviyorsun evden tokat geliyor. İşini seviyorsun işten tokat geliyor. <laughs> Dolayısıyla... ...doğrudan doğruya... ...Cenab-ı Hakk'a hatıra getirmeksizin... ...bir şeyi sevmek... ...yasaktır. Onun muhabbetini... ...kalbe koymak yasaktır. Eğer onu yaparsan onun eli... ...tokat yersin. Ekser dünyada... ...aşıkların ağlamasının sebebi... ...budur. Dolayısıyla bu yanlış... ...sevmenin neticesinde yediği tokattan sonra insanlar genellikle dünyaya küsmekte, hayat onlara zehir olmaktadır. İşte şimdi biz istiyoruz ki doğru sevmeyi öğretelim, ondan sonra doğru sevelim, vaveyla etmeyelim. Sevmede bir kemal, e, e, hani cemali seviyorduk, kemali seviyorduk, bir ihsanı seviyorduk. Arkadaşlar şöyle düşünün, birisi size her zaman iyilik yapıyor, hediyeler gönderiyor, e, efendim nimetler gönderiyor, sizin hoşunuza gideceğiniz şeyler gönderiyor. Siz ister istemez o adama karşı bir muhabbet beslersiniz. Elinizde değil. Eğer birisi size iyilikte bulunuyorsa sizin o kişiye muhabbet etmeyi etmenizi engelleyecek bir şey yoktur. Etmemeniz de mümkün değildir. Men madem ki biz bir insan olarak ihsanı yani bize iyilik yapılmasını çok seviyoruz, yapanı da seviyoruz. Bak ihsanı seviyoruz, onu yapanı seviyoruz. Sana soruyorum şimdi Cenab-ı sana ihsanı ne kadar? Sadece verdiği şu göz nimeti ihsandır, sen hakkın değil. Ne kadar? Değeri ne kadar? Sonsuz hocam. Ya dişleri vermiş nimet, ne kadar bir nimet? Sonsuz ya. Ya mideyi vermiş, sonsuz nimet. Mideye ihtiyacı olan gıdaları vermiş, sonsuz nimet. Kulak vermiş, güzel sesler vermiş. Vermiş, ha vermiş. Arkadaş vermiş, eş vermiş, dost vermiş. Cenab-ı Hakk'ın saymak mümkün mü? Hayır. E madem ki onları bize ihsan etmiş, ihsan demek hakkın olmadan verilmesi demek. Hakkın değil onlar senin. Hangi şey senin hakkın? Hiçbir şey. Verdiği nimet ne kadar? Sayısız. Buna ne diyoruz? Cenab-ı Hak bize sonsuz iyilikte bulunuyor. Nimetler veriyor. Peki biz bak bir çay ısmarlıyor, teşekkür ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Bu kadar nimete karşı bizim ne yapmamız gerekiyor? Cenab-ı Hakk'a karşı sonsuz bir muhabbetimizin olması gerekiyor. E bu kadar nimete karşı Cenab-ı Hakk'a sonsuz muhabbet olmaz ki, gerekirken peki muhabbet etmezsen olur mu? Allah buna razı olur mu? Bak şimdi mesela bir çocuğu seviyorsun veya başka bir sevgilin var. Ne yapıyorsun? Kendini ona sevdirmek istiyorsun değil mi? Peki sevdirmek için ne yapıyorsun? İlla ikram, ihsan, onun hoşuna gidecek şeyler yapıyorsun. Değil mi öyle olmuyor mu? Mesela bir çocuğa kendini sevdirmek için de çikolata veriyorsun, para veriyorsun falan. Çocuk seni sevsin diye. Peki Cenab-ı Hak bize kendisini sevdirmek sevdirmek için ne kadar nimet veriyor? Sonsuz. Peki bu o sonsuz nimetlere karşı bizim sonsuz bir muhabbetle muhabbet etmemiz gerekmez mi? Gerekir. Yapmazsak ne olur? Tokadı yersin. Olay bu kadar basit. Olay bu kadar basit. Dolayısıyla kardeşim, şimdi nimetleri seveceksin. Hanımını seveceksin. Nasıl seveceksin? Güzel abi. Tamam güzel. O güzellik kimin? Allah'tan geliyor. Bu nimet neyi? Allah'tan geliyor. O zaman nimeti Allah'tan bilip bu Allah'ın bana bir nimetidir şeklinde seversen hiçbir zararı yok arkadaşlar. Evladını seviyorsun. Neye seviyorsun? Ya Rabbimin ne güzel bir hediyesi bu bana. Çünkü bunun tırnağını sen yapmıyorsun. Bir kılını sen yapmıyorsun. E peki çocuk geldi. Nereden geldi? E Allah verdi. Bak Allah verdi. Bu da o kadar şirin ve güzel bir nimet ki. O zaman ne yapıyorsun? E bu nimet Allah'tan gelen bir nimet diye hem hürmet ediyorsun, onu seviyorsun, sevindiriyorsun, bakıyorsun, çekiyorsun. Ne kadar sevsen zararlı değil. Bak Allah'ın nimeti diye sevdin, hiçbir zararı yok ne kadar seversen sev. Bak iş doğru sevmekte, de, miktarda değil. Ben arabamı seviyorum. Seversin kardeşim. Peki yasak değil. Nasıl seviyorsun? Ya kardeşim Allah lütfetti ya. Allah bize lütfetti, bir araba lütfetti. Diyorsun, hatta yağına tuzuna iyi bakıyorsun, bakımlarını yapıyorsun, temizliyorsun falan. Bu dahi ne oluyor? Onun Cenab-ı Hakk'ın nimetine hürmet manası taşıdığından, o nimete şükür manası ortaya çıkmış oluyor. Yani sen bunları yapman da, yani onlara ihtimam göstermen, onun temizliğine, her şeyine bakman dahi bir şükür oluyor. Teşekkür oluyor. Yani bunu Allah'ın bir nimeti olarak düşünüyorsun, o zaman seviyorsun. Ya bir kediyi seviyorsun, seversin. Ya Allah'ın ne güzel bir e, mahlukudur, nasıl güzel bir eseridir. Seversin, hiçbir mahsur yok. Dünya hayatını seversin. Ya Allah bizi dünyaya getirmiş. Bak bazı insanlar iki, iki yaşında ölüyor. Bazıları beş yaşında ölüyor. Bazıları yirmi yaşında fidan gibi delikanlı ölüyor. Ya ben altmış yaşına kadar beni yaşatıyor. Ay, elhamdülillah. Beni yaşattı ya. Yaşatıyor ya. Benim, ya. benim ve senin yarın yaşama hakkın var mı? Hayır yok. Bak iyi düşün. Senin yarın yaşama hakkın var mı? Yani bugün ölsek ya beni niye öldürdü? Benim yaşın, yarın yaşamam lazım deme hakkın var mı? Hayır yok. Peki yarın yaşarsak ne oluyor? İhsandır. Cenab-ı Hak lütfetti yaşattı. Hiçbir mecburiyeti yok. Hiçbir hakkın yok. Ama bizi yaşattı. Ya bize lütfetti. Nimet olarak yarında yaşatırsa teşekkür ederiz. E beni yaşatı diye ben ne yapmam lazım geliyor? Elhamdülillah yarabbi diye teşekkür etmem ve muhabbet etmem gerekiyor. Şimdi bu nimetleri şöyle birer düşünün. Ne kadar nimetlerin içerisinde yüzüyoruz. Bunları anlayın. O zaman var ya nasıl teşekkür edeceğinize şaşırırsınız. Hem Cenab-ı Hakk'a karşı o kadar muhabbet olur ki dolayısıyla her bir şeyi Allah'ın nimeti, Allah'ın eseri, onun cemil isminin tecellisi şeklinde severseniz hiçbir mahsur yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu sevme zararlı olmuyor. Nasıl zararlı olmuyor? Tabi Allah vermesin. Mesela diyelim ki çocuğunuzu sevdiniz. Allah vermesin diyorum tabi. Ya bir hastalık geldi çocuk gitti. Ne diyorsunuz? Kamil imanlı olan bir insan diyor ki bu Allah'ın bize bir hediyesiydi, lütfuydu. Evet çok sevdik onu, çok güzeldi ama almayı murad etti. Alacak tabi. Allah, yani biz buna itiraz edemeyiz deyip sabredebiliyor ve dayanabiliyor. Ve dayanabiliyor. Eğer doğrudan doğruya sevenler var şimdi. Bu dediğimiz gibi değil. İstikametsiz severse böyle bir durumda mahvoluyor, hayata küsüyor, hayat ona zehir oluyor. Ama dediğimiz tarzda severse Allah'ın bir nimetiydi. O verdi, o aldı. E arabamız var gayet güzel. Ne güzel bir nimet Allah'ın nimeti. Ama oldu bir, başına bir sıkıntı geldi. Ne diyorsun? E Allah'ın takdiri böyle diyorsun. Teslim oluyorsun. Diğerleri gibi yanmıyorsun. İşte... İstikameti sevmek bu. Güzellikleri, mükemmellikleri ve ihsanı seviyoruz. Halbuki alemdeki bütün güzellikler, bütün mükemmellikler ve bütün ihsanlar Allah'ın bize olan nimetleri ve güzellikleri ve ihsanlarıdır. Dolayısıyla muhabbete layık olan zat cenab Eğer sen cenab Hakk'ı seversen diğerlerini de onun nimeti, onun güzelliği, onun eseri şeklinde seversen hiçbir mahsur yok, sıkıntı da çekmezsin. Elbette acı olur ama diğerleri gibi sen e, dayanamazlık etmezsin. Dolayısıyla efendim istikameti sevmenin şekli budur diyoruz. Ben herhalde <laughs> e, özet olarak bunun sevmenin, e, istikameti sevmenin böyle olduğunu söylüyorum. Demek ki kalbimizde sonsuz bir muhabbet duygusu var. Allah onu yaratmış. Kendisinin sonsuz güzelliğine, sonsuz mükemmelliğine, kemaline, sonsuz ihsanla karşı biz de sonsuz bir muhabbetle, Mukabele edelim diye ya, vermiş. Eğer biz yanlış yerlerde kullanıyorsak ceza çekiyoruz. In, i̇nliyor in, o aşıklar yanlış sevmekten dolayı. Ama şu benim tarif ettiğim tarzda. <laughs> bunlar bu nimetler Allah'ın nimetleri. Bu güzellikler Allah'ın güzellikleri diyeceğim. ismin tecellileri şeklini seversek ne kadar sevsek zarar etmiyor. Eğer bu nimetler bizim elimizden alınırsa elbette acı oluyor. Ama o tekler gibi hayat bize zehir olmuyor diyorum. Evet. Şimdi... Başka sevmeler de var. Şimdi dünyada mesela adam yalandan seviyor. Veya seni seviyor, sendeki menfaatinden dolayı seviyor. Bu sevmeler bahsimizden halis sevmelerdir. Doğru olmayan sevgilerdir. Yani mesela şimdi adam seni seviyor. Senden beklentiler var yani. Maddi, dünyevi beklentiler var. Bundan dolayı seni seviyor. Peki o imkanlar senden gitti. Mesela sen zengindin. Bir sürü etrafında böyle menfaatini düşünen insanlar toplandılar. Bir müddet sonra senin efendim zenginliğin elinden gitti. Hepsi pır dağılıyor. Niye? Onların sevgisi sevgi değildi. Onların sevgisi menfaatlerine olan sevgiydi. Menfaatler bittiği zaman da seni terk ediyorlar. Arkadaşlar makamı olanlar, maddi imkanları olanlar, zengin olanlar e, böyle sahtekar sevgiler, sevenlerden kutlamazlar. Ve dolayısıyla hakikaten kim seviyor kim sevmiyor onu da ayıramazlar. Mümkün değil. Çünkü o menfaatçiler devlet iktidarına da böyledir. İktidara birisi geldiği zaman bütün o menfaatçiler onların etrafında toplanır. Kim gelirse gelsin bu böyledir. Menfaatçi insan çoktur dünyada. Menfaatlerinde tabii iktidar sahiplerinde, evet para var, makam var vesaire bir sürü menfaatler var. Onlar onların etrafında toplanırlar. İktidar sahipleri onlardan kurtulamazlar. Ne zaman ki iktidarını kaybederse pır dağılırlar, başka menfaat neredeyse oraya giderler. İşte insan makam sahibi olsa, zengin olursa, böyle imkanlar olursa menfaatçiler onların etrafında toplanır. Gerçek dostlarını ayıramazlar. Ne zaman ki bu imkanlar ellerinden giderse o zaman o sahtekarlar gider, samimi olanlar kalır. Bir de Allah için sevmek vardır. Bu da çok dinimizde çok kıymetli bir özelliktir. Allah için birbirini sevenlere o kadar mükafatlar var ki. Yani şöyle bir şey var. Cennette Allah için birbirini sevenler, bir de emri bil maruf nehi anı müker yapanlar olsa gerek. Bu iki kısım insan. Diyor cennette o kadar yüksek makamda olacaklar. Allah için birbirini sevenler. Bak bir menfaat yok. Hani bazen bir zat bir mümin kardeşin ziyarete gidiyorsun. Hiçbir beklentin yok. Hiçbir menfaatin yok. O işte, bu Allah için oluyor. Menfaat için değil. Allah için birbirini sevenler. Yarın cennette o kadar yüksek makamlarda olacaklar. Diyor ki makamından makamından Aşağıya doğru, cennete doğru baktığı zaman cennet ehli güneş doğmuş gibi hissedecek. Cennette, cennette Allah için birbirini sevenler bulundukları makamdan cennete baktıkları zaman cennete güneş doğmuş gibi olacak. Şu insanların kıymetini görüyor musunuz? Yani ne olacaksa bu dünyada olacak, ne kazanacağız burada, burada kazanacağız arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu samimi Allah için sevmeyi yapalım. Emri bil maruf nehyan-ı yapmak artık zorlaştı. Çünkü kanunla yasaklandı biliyorsunuz. Emri bil maruf nehyan-ı yapmak kanun ile yasaklandı. Ama Allah için sevebiliriz. Onda bir sıkıntımız yok henüz. Çok şükür. Onun için e, samimi Allah için muhabbet edersen birisine... Bak direkt menfaat için değil. O şahsın kaşı gözü için değil. Malı mülk için değil. Allah'a güzel bir kul. Samimi bir kul. Bu manalarda onu severseniz Allah için sevmiş oluyor. Menfaat için değil. Bu Allah için birbirini sevenler yarın arşın gölgesine gölgenirler, cennetteki en yüksek makamlara çıkarlar. Dolayısıyla biz de ihlaslı olmaya, Allah için sevmeye çalışalım. Benim konu olarak söyleyeceğim bu. Bir de e, sevilme duygusu var. Arkadaşlar sevilme duygusuna da girelim. Çünkü o da çok önemli bir duygudur. Şunu gördüm insanlarda genel olarak, sevme duygusu nasıl böyle e, çok kuvvetliyse insanda, sevilme duygusu ondan daha fazla kuvvetli. Küçük büyük herkes sevilmek istiyor arkadaşlar. Küçük büyük herkes sevilmek ister. Bak çocuklara bakın isterseniz. Onları sevdiğiniz zaman çiçek gibi açarlar. Çiçek gibi açarlar. Evet. Emrullah Bektaş. Hayırlı akşamlar hocam. Sizinle Allah razı olsun. Vaz insanın imanını geliştirir Fransa. Tabi tabi. Hepimiz istifade edelim inşallah. Bizimki zaten dedim ya. konumuzda muhabbet. E, bu programı yapmaktaki maksadımızla muhabbet. Yani biz biliyorsa birbirine ders vermiyoruz. Hep beraber konuşalım efendim biz birbirimizden istifade edelim. Allah için birbirimizi severim. Allah için şu programları yapalım. Mükafatlarımız ahirette olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi sevilen bir çocukta psikolojik problem olmaz arkadaşlar. Sevilme duygusu, sevilme arzusu küçük büyük herkeste vardır. Yok demeyelim. Yok demeyelim. Kesin olarak şunu söylüyorum. Sevilmeyen bir insan tatmin olmaz. Herkes sevilmek ister. Küçük büyük. İstisna bile yoktur bu konuda. Bir insan sevildiğini anladığı zaman sevildiği zaman tatmin olur. Rahat ve huzura kavuşur. Ancak insanlar seni bazen menfaat için severler. Bazen bir çıkar için severler. Bazen başka şeyler için sever. Sever ha sever. Yanlış olabilir, doğru da olabilir. Bu mesela bütün insanlar seni sevse. Bütün insanlar seni seviyor. Peki Allah sevmezse olur mu? Olur mu? Olmaz. İnsani insan Allah nasıl Allah'ı sevecek? Çünkü bütün nimetler ondan geliyor, bütün güzellikler ona aittir. Sevilmek de eğer insan Allah tarafından sevildiğini hissederse, bazı işaretlerle anlaşılabilir bu. O zaman tatmin olur. Dolayısıyla sevilen insanlar toplumda rahat olurlar, huzurlu insan olurlar. Evet dolayısıyla sevilecek hareketler e, yapacağız ama. Onlar bizi sevsinler diye değil. Biz Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına uygun hareket edersek insanlar bizi zaten sever. Dolayısıyla insanlar bizi sevsin şeklinde hareket edersek bu riyaya giriyor. Riyada doğru değil. Riyada doğru değil. Yani biz maksadımız insanlar bizi sevsin şeklinde, onlar sevsin diye hareket etmeye başlarsak onların e, hareketli sevmelerini hesaba katarak hareket edersek o zaman riyaya giriyor arkadaşlar. Aynı sevmekteki gibi biz Cenab-ı Hakk'ı seviyoruz. Ondan sonra bütün her şeyi, onun mülkü, onun nimeti, onun eser sence seni nasıl zarar etmiyorsa biz Cenab-ı Hakk'a kendimizi sevdireceğiz. Yani onun sevdiği hareketleri yapacağız. Peki onun sevdiği hareketler nelerdir? Hadi bakalım. Hangi hareketler yaparsak Cenab-ı Hak sever? Diyor ki <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki peygamberimize yani bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Eğer sen Allah seni sevsin istiyorsan ne yapman gerekiyor? Çok basit. Peygamberimizin aleyhisselam yaptığı gibi yapman gerekiyor. Sünnete uyman gerekiyor. Sünnet deyince yanlış anlamayalım ha. Sünnet deyince peygamberimizin aleyhisselam yaptığı bütün hareketler akla gelecek. Peygamberimizin Aleyhisselam yaptığı hareketlerin içinde en birincisi iman etmektir. Peygamberimiz Aleyhisselam da iman ediyor. Peygamberimiz kendisinin peygamber olduğuna iman ediyor. Dikkat ediyor musunuz? Nasıl biz peygamberimiz Allah'ın Resulüdür diye iman ediyoruz ya, peygamberimiz de kendisinin peygamber olduğuna iman ediyor. ha. Çok ilginç bir şeydir bu. Değil mi? Yani kendi peygamber olduğuna önce kendi inanıyor, iman ediyor. Sonra farzları yapıyor. Sonra haramları ya işlemiyor. Bunun gibi <laughs> Önce peygamberimiz alsam, farzları yapıyor, haramlardan kaçıyor. Sünnete uymak istediğimiz zaman ilk önce bunu anlayacaksın. İman edeceksin. Farzları yapacaksın, haramlardan kaçacaksın. Budur sünnet. Esas sünnet budur. Sonra, sonra mesela akşam namazını kıldın. Ya arkasından iki rekat sünnet kılarsan o zaman daha güzel olur. Ya arkasından işte altı rekat evvabini kılarsan daha bir güzel olur. Gece kalkıp teheccüd kılarsan daha bir güzel olur. Ama mecbur değil. Ne kadar sünnete uyarsan o kadar Allah seni sever. Dolayısıyla biz Allah'ın bizi sevmesini istiyor muyuz? İstiyoruz. Son derece ihtiyacımız var mı? Var. Ne yapacakmışız? Sünnete uyacağız. Sünnete uymanın esası neymiş? İman edeceksin, farzlara uyacaksın, yapacaksın, haramlardan kaçacaksın. Daha sonra Peygamber'in diğer sünnetlerinden yapabildiğin kadar yapacaksın. Ne kadar yaptın Allah seni o kadar sever. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla sevilme duygusu çok önemlidir. Bir insan rahata, huzura kavuşmak, bütün sıkıntılarına kurtulmak istiyorsa yapacağı şey kendisini Allah'a sevdirmektir. Bir insanı da Allah severse bütün mahlukata onu sevdirir. Dolayısıyla herkesin de sev sevmesinden mazhar olmuş olursun. Benim şimdilik aslında diyeceklerim bu kadar. Şimdi ben biraz da yorumlara bakmak istiyorum. Geriden başlayalım inşallah. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifinde ibadet ve taatlerin tam bile olsa sevdiğinin hal ve hareketlerini uygulamadıysan yine beraber olunur mu? Diyor. Şimdi kaydedeceğim. Yani kişi sevdiği beraber öyle basit bir hadis-i şerif değil tabii. Şimdi <laughs> kimi seviyorsun? Ya ben işte Allah'ın veli kulu falanı seviyorum. Tamam. İnşallah onunla beraber olsun. Kimi seviyorsun? İşte falan yanlış işleri yapan adamı seviyorum. Falan şarkıcıyı seviyorum. Falan türkücüyü seviyorum. Falanı seviyorum. Kimi seviyorsan arkadaş. O, o umumidir orası. Umumidir orası. Yani falan şarkıcı seviyorum onun yanına gidersin. Falan alimi seviyorum onun yanına gidersin. Falan evliyayı seviyorum onun yanına gidersin. Kimi seviyorsan onun yanına gidersin. Yani o sevdiğin kişi nereye giderse sen de oraya gidersin. Hani bir hadis şefte ne diyor biliyor musun? Diyor bu şarkıcı kadınlar var ya bu ahir zamanda çıkacak şarkıcı kadınlar çıkacak diye peygamber haber veriyor. Şarkıcı kadınlar öyle basit şey değildir. Elin kadını çıkıyor, milyonlarca erkeğin önünde göbek atıyor. Bu dehşet bir ahiret fitnesi. Ahizman fitnesidir. Ama şimdi biz günümüze göre göre alıştık. Bu işler alışmayla olmuyor kardeşim. O fitne gene fitnedir. İşte şarkıcı kadınlar cehennemde öyle bir bağıracak ki bakın dikkat edin ha. Şarkıcı kadınlar nereye gideceklermiş? Cehenneme. E e anlıyorsunuz değil mi? Müjdelemekle olmuyor bunlar. Şarkıcı kadınlar cehenneme de öyle bir bağıracak ki Cehennem ehli etrafında toplanacaklar ne oluyor diye. Kendi derdini unutacak da onun etrafında toplanacak. Şimdi size soruyorum. Bu şarkıcı kadın cehennemde bağırdığı zaman etrafında kim toplanır? Bugün etrafında toplananlar toplanır. Anladınız mı? İyi anladık mı arkadaşlar? Saadettin anlaşılıyor mu kardeşim? Kardeşim var yanımda. Ona da soruyorum. Canlı olarak da anlaşılıyor değil mi? Bak sen şimdi şarkıcı kadınlar çok efendim cennete gider demeyle cennete gider mi onlar? Hadise bak kıyamet alametlerinden birisi şarkıcı kadınlar. Çoğalacak. Peki şarkıcı kadınlar diyor cehenneme gittikleri zaman öyle bir bağıracak var ki. Diyor cehennem halkı etrafında toplanacak. Kim toplanacak? Bugün etrafındaki milyonlar toplanacak tabii. Şimdi sen şarkıcılar Türkçe seyrediyorsun. Keyfin iyi bir şey olmaz öyle mi? Cennete gideceksin. Yani işaretler öyle görünmüyor. Biz demeyiz. Yani şarkıcı sevince hemen cehenneme demiyoruz. Ama genel bir durum var. Durum budur. Hadis-i şerifte de böyledir. Bunlar da kıyamet alametidir. Bakın geçen, de, geçen hafta Ankara'daydım. Çok basit gelebilir size. Sibel Can'ın efendim 27 Eylül'de Eryaman'da efendim konseri var diye afişler var. Ne kadar normal değil mi bugünümüzde? Yahu dedim bu bir dehşet bir şey. Neden? Yahu elin bir kadın kadını erkekleri eğlendirmek üzere ilan yapılıyor. Milyonlarca erkeğin önünde eğlenecek de göbek atacak da e erkekleri eğlendirecek. Ve bunun reklamı yapılıyor hiç çekinmeden. Ya ahir zaman fitnesi bu kardeşim. Fitne bu ya. E bunda ne var? Bunda bir şey yoksa zaten ahir zaman fitnesi yok kardeş. Olay bu. Olay bu. Dolayısıyla kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifi. Herkesi kapsar. Ben kimi seviyorum? Falan lideri seviyorum. Tamam. O liderin yanına gidersin. O lider cennete giderse cennete gidersin. Cennete giderse gidersin. Cennete gidersin. Cennete gidersin. Cennete cennete bu kadar. Zaten hani ayet var ya yarın ahirette herkes lideriyle beraber çağrılacak. Lider ne demek? Kimi seviyor, kimi önder görüyor o kimi görürsen gör bunda bir şey yok. Yani iyi veya kötü yok burada. Kimi lider görüyorsun, kimi önder görüyorsun, kimi seviyorsun yarın ahirette onun yanına gidersin. Cennete giderse cennete gidersin, cehenneme giderse cehenneme gidersin. Ahirette herkes o sevdikleriyle beraber, liderleriyle beraber çağrılacak. Zaten ayet mevcuttur. Evet abi. Bu durum tamam. Muhammed kardeşimiz bizi izliyor. Nurettin Deniz, Aydın Altıntaş da izliyor bizi. Teşekkür ediyorum. Tamer Taşpınar izliyor. Teşekkür ediyorum. Efendim, Geylani Sevdası. Arkadaş bu herhalde cevabımız tamamdır. Adem Yiğit, Emrullah Bektaş Fransa izliyor. Allah razı olsun. Sabahattin Cansever izliyor. Emrullah Bektaş Fransa, Hüseyin Bozkurt, Seyfullah Taşpınar, Ömer Altıntaş, HDP Fransa. E, Habib abi Fransa'ya vardın mı? Onu da söyle bakalım ya. Yakında biz de geleceğiz. Haftaya 15 güne kadar inşallah orada olacağız. Habib Bey. Efendim Murat Ali Atik. Cenabı Rabbil Alemin cümlemize hidayet ve feraset ihsan inşallah. Sen Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Katkılarınız varsa yazabilirsiniz. Okurum. Hasan Ertürk kardeşim de yeni geldi herhalde. İnşallah. Ee, devam ediyoruz. Evet Kadir Tova. Hocam amaç tevhidi bastırmak. İnsanda ekseriyet itibariyle hubbu cah denen hırsı şöhret ve hutburuşu ve şan şeref denen riyakarına halklara görünüyor ki nazara ammede mevki sahibi olmaya. Evet. Evet. Ne dedi e, O epey uzun yazmış orası. Oradan bir alıntılar yapmış herhalde. Evet. Tabii mevki durumu var. Efendim. Evet. Şimdi ne diyor? Hasan Muhammed hocam günümüz müşriklerini nereden tanıyabiliriz diyor. Arkadaşlar aslında müşriklere beraber şunu önce belirtmemiz gerekiyor. Biz önce iman etmemiz gerekiyor. Hani bir mum yap meselesi var ya. Hani peygamber zaman mesela Mekke müşriklerinin içerisinde peygamber ortaya çıktığı zaman ne dedi? İlk önce iman etmeye davet etti. İman etmeye davet etti. Arkadaşlar götürü olarak Kıbristan selamun aleyküm Musab Özcan kardeşim. Arkadaşlar önce bir iman nedir bir anlayalım da yani doğru bir anlayayım yanlışlar ortaya çıksın kendisi. İman demek bu kainat Allah'ın mülküdür. <laughs> Allah'ın mülküdür. O yaratmıştır. Bizi de o yaratmıştır. Tasarruf şu anda onundur. Ne şu anda beni yaşatan oysa istediği gün beni öldürecek olan da odur. Mümit de odur yani. Yani böyle bir iman etmemiz gerekiyor. İman Allah var. Bütün kainat onun mülkü ve eseridir ve onun tasarrufundadır. İman ediyoruz. Peygamberleri o göndermiştir. Kitapları o göndermiştir. Ne göndermişse onlar ile onları da kabul ediyoruz. Tamam mı? İmar ettik. Şimdi müşrik nasıl oluyor? Şimdi Mekke müşrikleri ile bugünün müşriklerini karıştırmamak gerekiyor. Evet. Onları karıştırmamak gerekiyor. Niye karıştırmamak gerekiyor? Çünkü Mekke müşrikleri müşrikti. Yani inkar ediyordu. Ve İslam nurunu söndürmek için uğraşıyordu. Savaş yapıyordu. Bu müşrik açık. Günümüz müşrikler öyle değil. Günümüzün müşrikleri ben inanıyorum diyor. Ben Müslümanım diyor. Allah'a da inanıyorum, Müslümanım, peygambere de inanıyorum diyor. Bir taraftan da İslamiyeti yıkmak için her şeyi yapıyor. Bunlara müşrik denmiyor. Bunlara münafık deniyor arkadaşlar. Bak tabirleri iyi anlayalım. Bir adam açıktan inkar ediyorsa müşriktir. İnkar eden kafirdir. Ama ben Müslümanım diyor. Kur'an'daki hükümleri reddediyor. Müslümanlara boz ediyor. İslamiyet yayılacak diye ödü patlıyor. Allah'ın hükümleri tatbik edecek diye ödü patlıyor. Ben Müslümanım diyor. İşte bunlara münafık denir. Bak biz şu şahıs münafıktır demiyoruz. Bu hareketleri yapana münafık denir. Müslümanım diyor, İslam'ın aleyhinde çalışıyor. Farzlar yapılmasın diye uğraşıyor. Haramlar yayılsın diyor. Bak en çok münafıkların en önemli belirgin özelliği budur arkadaşlar. Müslümanım diyor ama Allah'ın emirleri yayın, yapılmasın diye uğraşıyor. Haramlar da yayılsın diye uğraşıyor. Onun için ayette öyle der. Onlar kötülükleri emrederler, iyilikleri önlemeye çalışırlar. Hani münafık, münafıklarla ilgili Tövbe suresinde bu ayet var. Diyor onlar kötülükler. Kötülük değil, Allah'ın yasak ettikleri. Kötülükler yayılsın diye uğraşırlar. Emrederler o hatta olsun diye. Farzlar da Allah'ın emirleri de yapılmasın diye uğraşırlar. Ama ben Müslümanım diyor. Bunlara müşrik değil, münafık denir arkadaşlar. E, Muhammed kardeşim oldu inşallah. Ha, müşrik, Mekke'deki bir açıktan inkar edenlere müşrik denir. Bu senin dediğin, ben Müslümanım dediği halde böyle yapanlara münafık denir. Zaten ne çekiyorsak bu münafıklardan çekiyoruz. Cehennemin tabanında bu münafıklar yanacak. Kafirlerden daha aşağıda, müşriklerden daha aşağıda yanacak bunlar. Münafıklar en büyük zararı veriyorlar. Evet şimdi ben arkadaşlar gene bakalım. Abdurrahman Bilgi teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ertan Tutçu maşallah teşekkür ediyoruz. Efendim Kıbrıs'a bize selamlar gönderiyoruz. yorumlar yukarıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakalım ne var. Evet. Ee, Habib Bey'den cevap gelmedi. Fransa'da mısın? Bir cevap ver bakalım inşallah. Biliyorsun burası çok özel değil. Hep kendi başımızdayız arkadaşlar. Evet bir daha geldi Hasan'ın Muhammed'den. Efendim Resulullah ahir zaman müşrikleri sizi sizin silahınızla vuracaklar diyordu. Senin gönderdiğin hadiste. Evet. Şimdi, şimdi dediğim gibi zaten mahvediyorlar bizi de. Bu doğrudur. Efendim. Onun için ama bak Müslümanım dediği için müşrik demiyoruz. Müşrik demiyoruz. Ama bu yaptığı hareketlerden münafık olduğunu anlıyoruz ki münafık müşrikten eşittir. Evet. Ha, mesela şimdi bak. Ne dedi? Hocam hatan var gibi Allah'ın esmana şirk koşabilir der. Ama biz işte diyemiyoruz yani. Mesela nasıl koca bir örnek ver ben onu sana açıklayayım inşallah. Bu arada başka yorumlara da bakayım. Evet. Cemale bakıyoruz, celili görüyoruz. Maşallah demeyince olmuyor. O ne güzel. E işte bu. Alemde baktın, güzellikleri gördün ve Ya Rabbi ne kadar güzel yaratmışsın. Dedin tamam istikamet bu işte. İstenen bu bizden kardeşim. İstenen bu. Bunu yapın. O şeyi doğrudan dolayı güzel görüp de ona aşık olursan tokadı yersin. Olay bu. Evet arkadaşlar başka ne var? Sporu da seviyoruz demiş e, Kamil Köprülü. E, Valla işte sevdiğin şeylere dikkat edeceksin kardeşim. Şimdi yanlış şeyleri de seversen... Mesela adam münafıklık yapıyor. Din düşmanlığı yapıyor. E sen de onu seviyorsun. Biraz önce ne dedik? Kişi sevdiğinin yanına gider. E, sen münafığı seversen, din düşmanını seversen, e, yarın ahireti yanına götürürler. Bak ben sana söyleyeyim. Onun için kimi sevdiğinize dikkat edin şakası yok. Şakası yok. Evet. Evet. Eyvah yine kaçırdık. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biz çok profesyonel değiliz biliyorsunuz. Olduğu kadar yapıyoruz inşallah ama faydalı olduğuna inanıyorum inşallah. Efendim. Doğru veya içten olmadığını nasıl anladın? E, şimdi arkadaşlar az çok anlaşılır diyelim. Şimdi bunun illa biz kalpleri okuyamıyoruz biliyorsunuz. E okuma bir mecburiyetimiz de yoktur. Böyle bir mecburiyetimiz de yoktur. Dolayısıyla biz dışa bakarız, dışarıdan seviyor. Ona göre muamele yaparız. Ama az çok herkes kendisini ele verir. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet, Naim Ata kardeşim teşekkür ediyorum. Kendisi 10 gün önce beraberdik. Ereğli, Marmara Ereğli'sinde. Evet, Hasan Muhammed'i katılmak istiyor. Murat Ali katılmak istiyor musun? Ben anlayamadım. Evet. Yok istek yok. Evet istek yok. Heh. Evet. Şimdi adamın biri dedi ki elemanla sen benim sayemde doyuyorsun. Rızkını ben veriyorum. Ben olmasam ölürsün dedi ve bu Allah'ın rezzak esması şirk koşmadır. Doğru. Doğru. <laughs> yani e, yalnız bu kadar teferruata girersek pek doğru olmuyor. Bazı şeyler bilinçli yapılıyor bazıları bilinsiz yapılıyor. Şimdi mesela hepimiz namazdan sonra okuyoruz. Lehül mülkü. Mülk Allah'ındır demek. Mülk Allah'ındır demek. Hem de umumen Allah'ındır demek. Kimin malı var? Senin kaşın gözün bile senin değil. Arabanın evin senin değil. Peki. Peki. Şimdi adam sordu ya bu araba senin mi? Ne diyorsun? E benim. <laughs> hani Allah'ındı? Arkadaşlar. Bu kadar inceye girersek çıkamayız. Şimdi mesela bana sorsa birisi bu araba senin mi? Benim demiyor muyum? E diyorum. E hani Allah'ındı? O zaman şirk mi koşmuş olduk? Kardeşim bunlar da o mana yok. Yani o kişi bunu söylerken şirk koşma manasında, mülküne şirk koşma manasında söylemiyor. Yani görünüş olarak Allah'ın bir emaneti olarak bu bendedir manasında kullansa zararı yok. Fakat, fakat aynı adam araba benimdir, istediğim yere giderim. Göz benimdir, istediğim yere bakarım. Emir yasak dinlemem yani. Mal benim. Diyorsa bu firavunluktur. Bak ayırabildik mi arkadaşlar? Hani birisi normalde benim e, emanet olarak yani Allah'ın mülkü ama şu anda benden manasında öyle kullanıyoruz ya. Ya araba benim, ev benim diyoruz ama şirk koşman manasında değil. Bunu dediğimiz için şey bize müşrik denmez. Fakat ev benim kardeşim, istediğim gibi kullanırım. Göz benim kardeşim, istediğim yere bakarım. Kulak benim kardeşim, istediğimi dinlerim. Aa, o zaman firavunluk olur. Yani ama biz illa hemen bu şahıs böyle dedi, böyle oldu da girmiyoruz ama ana hatlarıyla durum budur. Hasan-ı Muhammed'i kardeşim anlatabildi mi? Yani hemen e, hemen şirkle itham etmiyoruz ama hakiki manada bunu söylüyorsa yani onu kastederek söylüyorsa müşrik olur. Ama biz gene de şahıslara fazla karışmamayı tercih ediyoruz. Evet Kadir Toğa. Hocam Ebu Cehil peygamberimize inandığı için düşmanlık yapmış olabilir mi? Ya peygamberimizin pe peygamber olduğunu zaten biliyordu. Bilmek başka, kabul etmek başkadır. Anlatabiliyor muyum? Hatta bugün mesela e, Hristiyanlar, Yahudiler peygamberimizin peygamber olduğunu bilmiyorlar mı? Cenab-ı Hak ne diyor ayeti kerimede? O kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Diyor mu? Dikkatini çekiyor mu? Bak o ehli kitap var ya Yahudi ve Hristiyanlar peygamberimizi peygamber olarak kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Bak biliyorlar peygamberdir bilmek, iman etmek için yeterli değil. Peygamber olarak kabul edecek ve onun getirdiği emir ve yasaklara göre kabul edecek onları da elinden geldiği kadar uyacak. Yoksa, yoksa ve onun peygamber olduğunu bilmek, iman etmiş olmuyor arkadaşlar. Efendim, Üstad tekfir için ne diyor? Üstad genel olarak tekfir etme yolunu tercih etmiyor kardeşim. Etmiyor. Tekfir etmiyor. Üstad hareketler devamlı lamba yakmayı tercih ediyor. Bunu yaparsan iman etmiş olursun. Bunu yapmış olursan iman etmiş olursun tarzında gidiyor. Çünkü e, noksanlıkları, eksikleri görmeye. Çünkü peygamberimizin budur. İnsanlar hep müşriktiler. Ne dedi? İman edin dedi. Allah'a iman edin dedi. Değil mi? O şekilde. Metot, güzel metot budur. Şimdi burada herhalde katılmak istiyor. Hasan Muhammed, diyor. Hasan Muhammed seni onaylıyorum. Bak şimdi ya da hiç bağ bağlanamadın. İnşallah bu defa bağlanırsın. Seni bağ evet, efendim. Üstad genel olarak böyle zahir kafirlik alameti olursa onu da mümkün olduğu kadar tevil ile küfürle itham etmeme yolunu tercih ediyordu. Yani sen kafir desen de demesen de adam ahiretin neyse zaten o olacak. Merak etme yani. İlla, yani e, tekfirde bazen biliyorsun çok ileri gidenler oluyor. Onlar da çok yanlış yollara varıp dayanıyorlar. Bizim işimiz o. Biz mümkün olduğu kadar olumlu yolda işi götürmeye bakacağız. Efendim Evet. Ebu Ceyl buraya kadar feldik, geldik ama dönmek olmaz dedi. Olabilir. Yani peygamberimizin peygamber olduğunu biliyordu, iman etmedi. Bizim bildiğimiz budur. Evet, doğru. Er arkadaşlar, ee, yok onu yapmıyoruz. Şimdi herhalde Hasan Muhammed'e bağlanamadın arkadaş. Dur bakalım başka ne var yukarılarda. Efendim. İlim müminin malıdır. Nerede bu salı demiş? Gayet güzel. Tabii öyle. İlim Çin'de de olsa alınız. Evet, öyledir. Mehmet Irmalı kardeşim. İyisin inşallah. Evet. Tamam. Şu anda yorumlara da cevap verdiğimi görüyorum arkadaşlar. Demek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bekliyoruz. İmamların bile küfür cümleleri var diyor Hüsam. Bak, küfür olabilecek cümleler var ama küfür ile itham edilmiyorlar etme. Çünkü adam onu kast etti mi, etmedi mi bir sürü mesele giriyor. Dolayısıyla bir kişiyi <laughs> kafirdir diye hükmetmek bizim işimiz değildir. O İslam ülkesinde mahkeme kararıyla olur. Onun da kendine mahsus hükümleri vardır. Dolayısıyla bizim işimiz yanlış hareketleri elbette söyleyeceğiz. Bak ne diyoruz? Mesela adam mesela ben Müslümanım diyor ama farzlar yapılmasın diye uğraşıyor. Kafir aslında. Abi ben şimdi bana şu adam böyle dedi, bu adam kafirdir desem bu doğru bir hareket olmaz. Atabiliyor muyum? Ha, tekfir etmek. yani tekfir etmek eden içinde tek. Doğru. Onun için metot yok. Risale'de de o metodu görmüyoruz. Biz de inşallah onu yapmıyoruz. Evet. Ama Allah ıslah etsin diyoruz tabii. Evet arkadaşlar benim bu konu üzerinde söyleyeceklerim bu kadar. E, biliyorsunuz e, bu video daha sonra bizim sayfamızda devam ediyor. E, tekrar izlenebiliyor. Daha sonra bizim arkadaşlar bunu YouTube'da yüklüyorlar. Yani YouTube'da Selahattin Altıntaş diye yazıp ararsanız bizim videolara ulaşabiliyorsunuz. Ee, böyle durum. Eğer e, önümüzdeki haftaya inşallah Konya'da olacağız. Allah nasip ederse. Evet. Dolayısıyla inşallah haftaya Konya'dan görüşürüz diyorum. Ee, bize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah günahlarımızı affetsin. Mekanlarımızı cennet etsin. Dünya dairete yüzümüzü ak etsin. Rızkımızı bol geniş ve helal etsin. Geçmişlerimize rahmet edilsin. Lillahi'l-Fatiha.